Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu das Sätze, yani öyle ki bağlacını görüyor olacağız arkadaşlar. Dilerseniz örneğimizle başlayalım. Ich hoffe, sie liebt mich. Öncelikle anlamlandıralım arkadaşlar. Hoffen, ummak demek arkadaşlar. Sie liebt mich, lieben, aşık olmak demek. Mich, beni, o beni seviyor. Şimdi diyeceğim ki arkadaşlar, umarım o beni seviyordur. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunu aynen buraya taşıyacağım ve das'la birleştirdiğimde ich hoffe virgülümü ayırıyorum. Das sie mich liebt. Fark ettiysek arkadaşlar, burada lieben ne olmuş? Cümlenin sonuna gelmiş. Dolayısıyla das sie mich liebt ve ich hoffe das sie mich liebt. Umarım o beni seviyordur demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar, Frau Stein weiß. Evet, Frau Stein, Bayan Stein biliyor. Manfred kommt morgen zur Universität. Manfred, erkek ismi, kommen, gelmek demekti. Morgen, yarın ya da neydi arkadaşlar? Sabahleyin anlamında. Ancak burada cümlenin gidişinden ne anlıyoruz? Kommt morgen, yarın geliyor. Zur Universität. Manfred kommt morgen zur Universität. Demek ki neymiş? Manfred yarın üniversiteye geliyor. Şimdi diyeceğim ki Bayan Stein biliyor Manfred'in yarın üniversiteye geleceğini. Yani burada aslında öyle ki gibi Türkçe'de pek denk düşmese de das'ın birebir karşılığı arkadaşlar öyle ki. Dolayısıyla bu iki cümleyi ben das'la birleştirecek olursam ne yapacağım? Frau Stein weiß virgülümü getireceğim. Das Manfred morgen zur Universität. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Kommen fiilini ne yapmışım? Sona atmışım. Tek bir fark zaten bu das cümlelerinde. Fiilin, düzeltiyorum. Tabii fiilin sona gidiyor oluşu ve çekimlenmiş olarak gidiyor oluşu. Dolayısıyla toparladığımızda bu cümleyi ne olacak bu? Frau Stein weiß, dass Manfred morgen zur Universität kommt. Buraya baktığımızda arkadaşlar, Wir glauben inanmak demek arkadaşlar. Biz inanıyoruz. Sabine hört gern Rockmusik. Sabine o bir kadın ismi arkadaşlar. Hören neydi? Duymak, işitmek anlamındaydı. Gern severek Rockmusik anlaşılacağı üzere rock müzik anlamında. Dolayısıyla biz inanıyoruz derken ben bunu das cümlesiyle birleştirdiğimde, yani Sabine hört gern Rockmusik cümlelerini birleştirdiğimde ne yapacağım? Wir glauben diyeceğim. Virgülü getireceğim. Akabinde das gelecek. Das Sabine gern Rockmusik eylemi ne yapıyorum arkadaşlar? Sona atmış oluyorum çekimlenmiş olarak. Hören ne olmuş? Hört. Dolayısıyla wir glauben, dass Sabine gern Rockmusik hört. İnanıyoruz ki Sabine rock müzik dinliyordur. Tabi şimdi burada glauben arkadaşlar inanmak ya da tahmin etmek anlamlarına da gelebiliyor. Sonraki cümleye baktığımızda der Mann denkt, denken düşünmek demek arkadaşlar. Demek ki adam düşünüyor. Der Laptop ist ganz neu. Der Laptop, evet laptop ganz neu, çok çok yeni, neu. Çok yeni demek ki bu ganz bir pekiştireç noktasında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ganz neu dediğimizde. Der Laptop ist ganz neu. Laptop çok yeni. Evet, adam bunu düşünüyor. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Der Mann denkt, virgülümü getireceğim. Dass der Laptop ganz neu ist. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Sein fiili çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gelmiş oluyor. Diğer öğeler gene aynı şekilde kalmış oluyor. Dolayısıyla der Mann denkt, dass der Laptop ganz neu ist demiş oluyorum. Bu örneklerden de anlaşıldığı üzere arkadaşlar, buradaki eylemleri asla farklı bir şekle büründürmüyorum. Aynı şekilde ne yapmış oluyorum? Cümlenin sonuna sadece atmış oluyorum o ilgili zamanda. Çünkü bunların tamamı geniş zamanda kullanılan cümleler oldukları için hiçbir dönüşüme uğramamış oluyor. Dolayısıyla aynı şekilde bırakmış oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich hoffe sie liebt mich. Ich hoffe, sie liebt mich. Ich hoffe, dass sie mich liebt. Ich hoffe,
dass sie mich liebt. Frau Stein weiß, Manfred kommt morgen zur Universität. Frau Stein weiß, Manfred kommt morgen zur Universität. Frau Stein weiß, dass Manfred morgen zur Universität kommt. Frau Stein weiß, dass Manfred morgen zur Universität kommt. Wir glauben, Sabine hört gern Rockmusik. Wir glauben, Sabine hört gern Rockmusik. Wir glauben, dass Sabine gern Rockmusik hört. Wir glauben, dass Sabine gern Rockmusik hört. Der Mann denkt, der Laptop ist ganz neu. Der Mann denkt, der Laptop ist ganz neu. Der Mann denkt, dass der Laptop ganz neu ist. Der Mann denkt, dass der Laptop ganz neu ist. Başka örneklerle devam edelim arkadaşlar. Es ist toll. Toll neydi arkadaşlar? Müthiş demekti. Yani buradaki es ist'ten kasıt durumu kastetmiş oluyorum. Müthiş. Nedir müthiş olan bakalım. Mein Freund kommt nächste Woche aus Frankreich. Anlamlandıralım. Mein Freund, benim arkadaşım, kommen, gelmek demekti. Nächste Woche arkadaşlar, gelecek hafta demek. Demek ki gelecek hafta, nächste Woche demekmiş. Aus Frankreich, evet bunu ülkeler konusunda görmüştük. Neydi Frankreich? Fransa demekti, öyle değil mi? Şimdi ben bu iki cümleyi das ile birleştirdiğimde ne yapacağım arkadaşlar? Diyeceğim ki Türkçe olarak karşılığı Türkçe olduğunda, benim arkadaşımın gelecek hafta Fransa'dan gelmesi müthiş diyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle es ist toll ile başlayacağım. Es ist toll, virgül mü getiriyorum? Das mein Freund, arkadaşım, nächste Woche, gelecek hafta, aus Frankreich, Fransa'dan kommt. Bakın tıpkı diğer cümlelerde olduğu gibi ne yapmışım? Eylemimi sonuna getirmişim ve aynı şekilde bırakmışım arkadaşlar. Herhangi bir çekimlenme veya farklı bir zaman aktarma söz konusu değil. Aynı zamanda bırakmış oluyorum. Çünkü bu ne? Geniş zaman. Dolayısıyla geniş zamanda bırakacağım. Dolayısıyla arkadaşımın Fransa'dan gelmesi müthiş derken es ist toll, dass mein Freund nächste Woche aus Frankreich kommt demiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar ben buradaki yapıyı es ist toll das yapısını şöyle de ifade etsem doğru olurdu. Toll das da diyebilirdim. Toll müthiş. Yani aslında burada ben durumu kastetmiş oluyorum. Dolayısıyla es ist'i yok sayabilirim. Dolayısıyla toll das mein Freund nächste Woche aus Frankreich kommt. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Buradaki toll ile ne yapmışım? İki cümleyi bir araya getirmiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar er studiert Literatur. Literatur arkadaşlar edebiyat demek. Studieren de yüksek öğrenim görmek. Yani üniversitede öğrenim görmek demek ki neymiş? Studieren yani buradaki çekimiyle er studiert ile karşımıza çıkmış oluyor. Er studiert Literatur. Bir erkekten bahsediyoruz. O demek ki ne yapıyor? Edebiyat yüksek öğretim. Üniversitede edebiyat okuyor anlamında. Şimdi ben bunu gut ile birleştirdiğimde yani iyi ki o ne yapıyor? Edebiyat okuyor derken gut das er Literatur studiert. Bunu pekala ben şey de diyebilirdim. Es ist gut das er Literatur studiert da diyebilirdim. Ancak bu şekilde de bırakabilirim. Dolayısıyla gut das er Literatur studiert da diyebilirim. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Es ist toll. Mein Freund kommt nächste Woche aus Frankreich. Es ist toll. Mein Freund kommt nächste Woche aus Frankreich. Es ist toll, dass mein Freund nächste Woche aus Frankreich kommt. Es ist toll, dass mein Freund nächste Woche aus Frankreich
kommt. Toll, dass mein Freund nächste Woche aus Frankreich kommt. Toll, dass mein Freund nächste Woche aus Frankreich kommt. Er studiert Literatur. Er studiert Literatur. Gut, dass er Literatur studiert. Gut, dass er Literatur studiert. Bir sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar burada modal fiil var. Bakalım modal fiil olduğunda ne olacak? Peter und Angela können nicht kommen. Evet, Peter erkek ismi arkadaşlar. Angela bu da kadın ismi. Peter und Angela können nicht mitkommen. Arkadaşlar mitkommen yanında gelmek, beraberinde gelmek. Bu aynı zamanda ayrılabilir fiil. Biz ayrılabilir fiil, modal fiillerde bunu görmüştük. Ayrılabilir fiillerde ne oluyordu? Aynı şekilde kalmış oluyordu. Bu yapı asla değişmiyordu. Ne yapıyordum ben? İlgili modal fiili çekimliyordum. Şimdi burada zaten olağan bir cümle olduğu için ne olmuş? Peter und Angela können nicht mitkommen. Beraberimizde, yani bizimle beraber gelemiyorlar anlamına gelmiş oluyor burada mitkommen. Gelemiyorlar derken, şimdi ben bunu das cümlesiyle bir araya getirdiğimde ne olacak? Şade arkadaşlar üzgün olduğunuzu belirten bir kelime. Yani tüh gibi, vah gibi, yazık ki anlamında. Belki ne yazık ki diyebiliriz bunun için arkadaşlar bu durumda. Ne yazık ki Peter ve Angela bizimle gelemiyorlar diyecek olursak ne olacak arkadaşlar? Schade, bakın, das Peter und Angela ne yapmışız arkadaşlar burada? Nicht mitkommen, modal fiil olmasaydı ne olacaktı? Nicht mitkommen şeklinde bitirecektim. Ancak burada modal fiilim olduğu için ne yapıyorum? Fiilimden sonra getirmiş oluyorum. Dolayısıyla nicht mitkommen können demiş oluyorum. Demek ki ne yapacakmışız? Modal fiillerde hiçbir çekimleme yapmadan sadece ne yapacağım? O zamanda cümlenin sonuna aktarmış olacağım ve bu şekilde noktalayacağım cümleyi. Dolayısıyla ne yazık ki gelemiyorlar derken Schade, dass Peter und Angela nicht mitkommen können demiş olacağım. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar Die Sonne scheint heute. Die Sonne güneş. Scheinen ışımak demek arkadaşlar. Aydınlanması, ışıması anlamında. Heute bugün. Bugün güneş bugün güneşli hava diyecek olursam demek ki Die Sonne scheint heute demiş oluyorum. Dolayısıyla ne güzel bugün havanın güneşli oluşu ne güzel derken dolayısıyla ne yapacağım? Schön, das heute die Sonne scheint diyeceğim. Tabii burada es ist schön de diyebilirdik ama kısaca schön ile de bu cümleyi bir araya getirebilirim. Tıpkı burada da olduğu gibi schade, ancak ben burada es ist schade das da diyebilirdim. Ancak bu gibi kelimelerde, yani schön, toll, super, wunderbar gibi kelimelerde ne yapıyormuşuz demek ki? Bu şekilde devamını getirebiliyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuzu doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Peter und Angela können nicht mitkommen. Peter und Angela können nicht mitkommen. Schade, dass Peter und Angela nicht mitkommen können. Schade, dass Peter und Angela nicht mitkommen können. Die Sonne scheint heute. Die Sonne scheint heute. Schön, dass heute die Sonne scheint. Schön, dass heute die Sonne scheint. Evet arkadaşlar, bu dersimizde das Sätze, yani öyle ki anlamına gelen das Sätze konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.